Türkiye'nin hafta içerisinde en popüler altcoin'lerini inceleyeceğiz. Bakacağız ki bu hafta ülkemizde en çok hangi kripto paralar pozitif şekilde bir popülerite sergilemiş. Böyle bir haber var. Muhtemelen biraz daha klişeleşmiş altcoin'leri göreceğiz. Lunge ve Shiba'nın olduğunu biliyorum. Haricinde Pi falan olabilir. Bitcoin, Ether. Türkiye bu hafta 9 altcoin'i seçti. İşte liste bakalım. Türkiye kripto para merakları ve yatırımcıları için bir cazibe merkezi haline geldi ve 23-29 Eylül haftasında çeşitli altcoin projelerine olan ilgi arttı. Bu arada Türkiye deyip geçmeyin. Özellikle bizim ülkemizde şunu çok görüyorum. Mesela işte Türklerin yatırım yaptığı altcoin. Abi Türkler yatırım yapınca para girmemiş mi oluyor ya? Allah'ını seviyorsan. Onu bir kenara bıraktım. Emin olabilirsiniz. Yani halk açısından değerlendirirsek ABD ve İngiltere'de o kadar leş bir ortam var ki. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Peepcoin. Şimdi Peepcoin ilk çıktı. Yani Peepcoin'in çıkışından bir gün sonra. Yani bugün Peep çıktı. Nisan ayında gibi düşünün. Yarın video çektim. Tabii temkinli yaklaştım falan. Arkadaş listeler de rekor üstüne rekor kırıyor. Yani yabancı platformlarda uçuyor. Üzerine konuştuk kimse sallamadı, tamam mı? Ben de bir noktada bir hoşuma gitmişti. Tabii temkinli yaklaştım muhakkak. Ama bir şeyler olabilir nezdinde. Velhasıl bizimkiler çok sallamadı yani, tamam mı? Bunu Peep için söylüyorum çünkü Peep o zamanlar gerçekten shitcoin gibi duran bir altcoin'di. Yani Peep de mesela salladılar tuttu ders. Fakat Peep gibi çıkıp patlayıp işte ABD'de Birleşik Krallık'ta böyle revaç yakalayıp uçup kaçıp ondan sonra çat diye çakılan ve adını bir daha hiçbir zaman duymadığınızda çok fazla altcoin oluyor. Mesela bizimkilere baktık ya tabii bizde de çok boş yatırımlar var. Ama hiç değilse Bitcoin, Ether, Shiba falan tamam mı? Hiç değilse bunlar da dönüyor yani. Burada diyor bu dönemde CoinGecko'da Türk yatırımcıların dikkatini çeken trend coinleri inceleyeceğiz. Detaylar bakalım şimdi. Türkiye'nin odağında bu altcoin projeleri var. CoinGecko'nun bilgilerine göre Türkiye'de bu hafta en çok aratılan altcoin Pond oldu. Kripto varlık. Kripto piyasasında gelecek vadeden fırsatlar arayan yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken önemli bir ilgi gördü. Talep gelirse videosunu yapabilirim. Biraz nötrüm yani. Şu an üzerine pek konuşmayacağım. Türkiye'de ses getiren diğer coin olan Peep de potansiyelini sergiledi. Evet. Peep sonradan revaç yakaladı. Bu güzel. Çünkü Peep gerçekten iyi bir altcoin'dir. Ya yani bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu arada Peep de hala dünya geneli yani Türkiye'deki Peep popülaritesi hala pek çok ülkeden düşük biliyor musunuz? Ya bu gerçekten de böyle. Mesela ABD'de, Birleşik Krallık'ta ya da diğer globalde mesela bizim Türkiye'nin kripto yatırımcısı oranı hatta sayısı pek çok ülkeden daha fazla. Ama Peep'te popülaritede geri kalıyoruz. Yani o kadar bayılıyorsanız Türklerin almadığı dışarıdan böyle çok fazla alınan merak etmeyin. Evet, Peep onlardan bir tanesi yani korkmayın. Türklerden çok global alıyor. Eğer bu bir veri ise yani tamam. Peep'idir. Sezon içinde çok güvendiğim altcoin'lerden bir tanesidir. Gerçekten doğal bir rokettir yani Peep. Çok sağlam bir altcoin'dir. Diyor ki geliştikçe diyor Peep gibi bir Peep gibi benzersiz projeler dikkat çekmeye başladı ve bu haftada durum farklı değildi. Ya sorma yani şimdi abarttın sen de. Peep de bir benzersiz ki sorma. Hiç benzeri yok. Dogecoin ile hiç benzemiyorlar. Yatırımcıların performansını yakından takip ettiği Hidronet'te ilgi odağı haline geldi. Hidronet fena değil. Risk sermayedarı olabilir. Majör altcoinler kadar yatırımı önermiyorum. Alınabilir ama. Video çekme demiş. İstiyorsanız çekebilirim Hidranet'le de alakalı ama yazın yorumlara. Bir DeFi platformu olan Flamingo Finance'da trend coinler arasındaydı. DeFi, kripto dünyasının öne çıkan bir sektör olmuştur. Ayrıca Flamingo Finance gibi projeler yenilikçi çözümleri nedeniyle popülerlik kazanmıştır. Flamingo muhtemelen bunlar yakında
Ripple'la DeFi işi yapacaklar gibi gözüküyor. Bakalım. Fena değil ama yine risk odaklı değerlendirilmesi lazım. Yani portföydeki diğer major coin'ler kadar yüksek bir sermaye girmeyin. Daha düşük girilebilir. Yani risk ödül paritesini her zaman iyi hatırlayın. Ethereum kripto dünyasında VC haline gelmişken popüler blockchain bir varyantı olan Ethereum Türkiye'de dikkatleri üzerine çekti. Bu Türk kripto toplu içindeki ilgi alanlarının çeşitlendiğini gösterdi. NFT'ler önemli bir trend haline geldi ve buraya geçmeden Ether. Ether'den kopmayın. Yani saçma sapan bir şeyler alacağınıza Bitcoin ve Ether alın. Ya açık bir şey söylüyoruz. Virtual Collect NFT'lere olan ilginin arttığını gösterdi. Türk yatırımcılar belirtilen hafta boyunca bu NFT projesi için heyecan gösterdi. NFT'lerin sezonu değil. Yani NFT'leri ve dahi Metaverse'ü ben de çok seviyorum. Sezonu değil. Yani şu an meyve vermez bunlar, tamam mı? Yani şu anda bunlarda hareket olmaz. Sebebini tabii ki burada uzun uzun açıklamayacağım. Ya dün ya da önceki gün Metaverse coinlerle alakalı bir video attım. Neden bu sezon almamalısınız diye girip izleyebilirsiniz lütfen. Bitcoin de listede yer aldı. Çok güzel. Kripto para birimlerinin öncüsü Bitcoin Türkiye'de her zaman güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. Aynen öyle. En iyisi. Yatırımcılar arasındaki kalıcı popülaritesi dijital altın standart statüsünün bir kanıtıdır. Bitcoin, ya Bitcoin'den şaşmayın. Terra Blockchain ekosistemine odaklanan Terra Luna Classic geldi diyor. Türk yatırımcıları merakını cezbeden bir coin oldu. Eşsiz özellikleri onu öne çıkaran bir seçim haline getirdi. Abartma tamam sende de yani eşsiz özellikler değil. Ne eşsiz olan ne? CEO'sunun dolandırıcı olması mı? Tarihte görülmemiş çöküş yapması mı? Lunge risk ödül paritesi yüksektir. İyi kötü demiyorum. Yüksektir. Sürpriz olursa yükselir. Sürpriz olmazsa yükselmez. Yatırım yapın diyebileceğim bir altcoin değildir. Yapana düşük yatırım yap derim. Ünlü Shiba Inu meme coin'den esinlenen Half Shiba Inu Türkiye... Ya saçmalamayın ya. Allah'ım. Bu meme coin'lerin kripto dünyasında hala ilgi çekebildiğini görünüyor. Bilmem ne ya yazıklar olsun böyle bir şey varsa. Ben bilmiyorum Half Shiba Inu diye bir şey. Ne oldu? Shiba'yı beğenmediniz mi yani? Tamam Shiba'yı beğenmediyseniz. Bak şuna yatırım yapacağınıza diyorum ki hep gidin şeye yatırım yapın. Yatırım diyorum. Afrika'da çocukların karnını doyurun. Bu adamlara Dubai'de tatil parası vermeyin. Gerek yok. Shiba alın. Half Shiba Inu diye bir şey almayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.